Merhaba değerli izleyiciler. Kova'nın bugünkü programında Cumhuriyet Halk Partisi'nde il başkanlığı yapmış eski bir partili arkadaşım, dostum, avukat Barkan Kalınoğlu'muz konuğum. Konumuz her zamanki gibi, üzerinde durduğumuz gibi ön seçim. Ön seçimle ilgili Barkan Kalınoğlu'muzun düşüncelerini almadan önce bir gözlemlerim var, onları söyleyeceğim. Aydın Cumhuriyet Halk Partisi İl Örgütü'nde il başkanlığı yapmış birkaç arkadaşım. Bunlardan birisi Bayram İnci, birisi Hikmet Saatçi. Ben onlara ön seçim hakkındaki düşüncelerinizi TV'den ekranlarında benim yaptığım Kovan programında kamuoyuyla paylaşmak ister misiniz dedim. Bayram İnci teşekkür etti, katılamayacağını söyledi. Hikmet Saatçi İstanbul'da olduğunu ama Aydın'a döndükten sonra izlediğini ve Aydın'a döndükten sonra da katılabileceğini söyledi. Tabii daha fırtınalı, daha hareketli, daha eylemli bir dönem Barkan Kalınoğlu'nun zamanında oldu. Hoş geldin Barkan. Merhabalar, hoş bulduk Atıl abicim. Nasılsın, iyisin? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olasın, ben de teşekkür ederim. Barkan, ben sana bir iki soru hazırladım. Hı hı. CHP'li olmanın anlamı nedir? Evet. Bunun arkasından 2-3 sorum da var. Sonra ön seçimle ilgili düşüncelerini alacağım. Bize ayrılan süremiz 45 dakika. Bu 45 dakikada senin çok şey anlatacağını, ifade edeceğine inanıyorum. Evet. Buyur. Bir kere Cumhuriyet Halk Partili olmak demek, Mustafa Kemal Atatürk demek. Ulu Önder 9 Eylül'de bu partiyi kurdu ve kurarken de Türkiye'nin geleceği ile ilgili temeller atarak kurdu. Tüzük'te, tüzüğün hemen 2 ve 4, 3 ve 4. maddeleri irdelendiğinde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 3 tane maddesinin tüzüğü irdelendiğinde aslında Cumhuriyet Halk Partili olmanın ne demek olduğunu ortaya koyuyor. Evet. Diyor ki tüzüğün 2. maddesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucusu, ilk genel başkanı ve değişmez önderi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Yani Cumhuriyet Halk Partili olmak demek, Mustafa Kemal Atatürk'ün asker olmak demek. Bir başka maddesinde diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi programında anlamlarıyla Atatürkçülüğün cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik ilkeleri, yani altı oka sahip çıkmak demek diyor. Yani Cumhuriyet Halk Partili olmak bu altı ilkeye, Atatürk'ün altı okuna sahip çıkmak demek. Zaten konumuzun geleceği noktada şurası. Bir madde diyor ki, dördüncü madde, Cumhuriyet Halk Partisi başta Kurtuluş Savaşımız olmak üzere aydınlanma ideallerini, emek mücadelelerini, sosyal demokrasinin özgürlük ve eşitlik dayanışma ilkelerini benimseyen çağdaş demokratik bir sol partidir diyor. Katılımcı, demokratik, çağdaş bir demokratik sol parti. Demokratik. Demek ki Cumhuriyet Halk Partili olmak bir sosyal demokrat olmayı, bir demokratik solcu olmayı gerektiriyor. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nden anladığım bu. Evet. İkinci sorum, CHP'de aldığınız görevler. Ben CHP kurulmadan önce Sosyal Demokrat Halkçı Parti'de kurucu gençlik kolları başkanlığı yaptım. 2004 yılında Cumhuriyet Halk Partisi belediye meclis üyeliği yaptım. Yine aynı tarihler içerisinde iki dönem Merkez İlçe Başkanı seçildim. En sonunda Cumhuriyet Halk Partisi il başkanı olarak görev yaptım. Her zaman her yerde söylüyorum, Cumhuriyet Halk Partisi'nin her kademesinde çalıştım. Bir kadın kolları başkanlığı yapmadım. Onun dışında bütün kademelerde bulundum. Şimdi seni birisine sorduğum zaman bana böyle söylüyor. Mesela dün merak eden bir partili arkadaşım dedi ki, abi pazartesi günü kim var dedi. Ben de dedim Barkan Kalınoğlu var dedim. Abi dedi, çok güzel bir şey anlatıyor. Kadın kolları hariç bütün birimlerini, bütün ünlerini görev aldım. Görev dedi. Aldım. Yani il başkanlığından daha fazla bu sana bir imaj getirmiş. Evet. Yani uzun uzun anlatmak yerine ben daha önce milletvekili aday olmuştum. O dönem içerisinde şimdi herkes
özgeçmişini yazıyor formlarda. İşte yazıyor, Atatürk Düşünce Derneği'ne üye oldum, Sivaslar Derneği, Karadenizler Derneği, bir sürü evet. şeyler yazılıyor, çiziliyor. Ben bir cümle yazmıştım, bir tek kadın kolu başkanlığı yapmadım deyip özgeçmişimi böyle vermiştim. Hatta bu gülmeye sebebiyet vermişti evet. orada, başvuru yalan genel başkanı. Ama güzel bir doktoru. Mizahla bir mesaj veriyorsun. Yani ben partinin temel taşlarından biriyim. Her tarafta nerede görev verilirse, hakikaten ya kadın kollarını da düzenlemen istenirse, öyle bir görev verirse onu da alır mısın? Alırım, niye almayayım ki? Yani ben küçüktüm, üniversiteyi bitirmiştim yeni. O zaman Uğur Mumcu'nun ölümüyle başlayan bir siyasal sürecin içine girdim ben. Gün geldi, partiyi temizledik. Elimizi süpürgeye aldık, temizledik. Gün geldi, Gençlik Kolu Başkanlığı döneminde kulakları çınlasın Fikri Sağlar abimle evet. irtibat kurmuştum. Birbirimizi hiç tanımıyorduk. Şimdi çok iyi tanışırız. Kütüphane kurmak istediğimi söylemiştim. Bana bir kamyon kitap göndermişti. Gün geldi, o kitapların tozlarını aldık. Kütüphane yaptık. Yani Uçurtmayı Vurmasınlar filmini getirtmiştim. Hiç unutmuyorum o evet. zaman. O dönemde. Her şeyi yaptık hemen hemen. 2004 yılında belediye meclis üyesi oldum. Grup başkan vekilliği yaptım. Encümen'de 2 yıl çalıştım. Bu süre zarfında Merkez İlçe Başkanlığı'na adaylığımı koydum. Seçildim. O tarihe kadar üst üste seçilen hiç ilçe başkanı yoktu. İyi irdeleyin. Türkiye siyasi tarihinde Aydın Cumhuriyet Halk Partisi'nde hiçbir ilçe başkanı üst üste 2 dönem seçilememişti. Hmm. Benim o zaman bu bir hedefimdi. O hedefimi başardım. 3 oyla kazandım orada. Ve il başkanlığı dönemimiz oldu. Siz de biliyorsunuz, il başkanlığımızın bitimine az bir zaman kala düşürüldük. İstifalarla düştü. Daha sonra bu sürece kadar geldi. İhraç edildim. İhraç sebebin neydi Barkan? Aslında ihraç sebebi bir tane değil. Birden fazla ihraç sebebi var. Mesela ben Ekmelettin İhsanoğlu'na karşıydım. Evet. O zaman Ekmelettin İhsanoğlu bizim ismi bize söylenince ben şaşırdım. Hatta beni gazeteci aradı. Ben de inşaattaydım, bir ev yaptırıyordum. Bana Ekmelettin İhsanoğlu'nun ismini söyledi, ben anlayamadım. Anlayamadığım gibi de mahcup olmamak için Cumhurbaşkanı adayınız, ne düşünüyorsunuz deyince, kalabalık bir yerdeyim, ben tenhaya geçince arayayım mı seni dedim. Oradan bir zaman kazandım. Abi baktım Ekmelettin İhsanoğlu, tanımam görmem. Bilmeyiz. Sonra döndüm, dedim ki bu konudaki açıklamalarımı daha sonra yapacağım dedim. Şu an net bir şey söylemek evet. istemem. Sayın Genel Başkan bizi Ankara'ya çağırdı. Hedeflenen tablo, Ekmelettin İhsanoğlu'nun adaylığı karşısında 81 il başkanının genel başkasının arkasında durduğu, duracağı noktasında bir görüntü vermekti. O toplantıya katıldık. 17. sırada bir konuşmacıydım ben. Birden 16'ya kadar herkes evet efendim, sepet efendim, haklısınız efendim, iyi olmuş efendimle geçiştirdi. Bana geldiğinde de ben genel başkana bir şey sordum. Dedim ki ben sizin adınıza Aydın'da siyaset yapıyorum değil mi dedim. Evet dedi. Yani ben genel başkan vekiliyim değil mi dedim. Evet dedi. Örgütüm bana sorular soruyor. Ben bu işin içinden çıkamıyorum. Ben size bu soruları sorayım. Siz de bana cevabını verin. Ben de gidip örgütümü anlatayım, üfleyeyim ona dedim. Buyurun sorun başkan dedi. Nereden buldunuz bu Ekmelettin İhsanoğlu'nu dedim. Vahimi getirdi, gönderdi. Amerika mı getirdi? Bahçeli'nin arkadaşı mı? Kim getirdi bunu dedim. Ben adamın adını soyadını ezberleyemedim. Ki zaten o dönemde Ekmelettin İhsanoğlu, İhsanettin Ekmenoğlu gibi böyle değişik değişik isimler kullanılıyordu ve çok zor bir telaffuz var. Tanımıyoruz zaten böyle bir şeyi. Genel Başkan bu soruların karşısında sinirlendi. Dedi ki Ekmelettin Bey iyi bir insandır dedi. Efendim dedim, iyi insan eve damat olurmuş dedim. Bizim orada öyle bir laf vardır. Biz iyi insan aramıyoruz. Tamam iyi olacak ama başka özellikleri de olacak. Benim babam da çok iyi birisi. Ben de çok iyi bir adamım. Dürüstüm, namusluyum, ahlaklıyım. Ama ben de cumhurbaşkanı olmaz.
deyince ilk geziyi Aydın'dan yapıyoruz deyip öyle bir Aydın'da Ekmelettin İhsanoğlu ilk geziyi Aydın başlatıyoruz o zaman dedi. Bu süreç içerisinde çok itirazlar bekliyordum. Konumuz ön seçim ya, oraya geleceğim. Birçok arkadaşımız, birçok değil, 78 tane il başkanı Ekmelettin İhsanoğlu'nun arkasında duracağına dair beyanatta bulundu. 79, özür dilerim. Neden 79 il başkanı arkasında duracağını düşündü? Korkuyorlardı çünkü önümüzde bir seçim vardı. O seçimde de bir atama olacağını bildikleri için acaba burada itiraz edersek nasıl sonuçlanır noktasında tereddütleri vardı. Ve hiç kimse orada gerçek duygu ve düşüncelerini aktaramadı. Ayağıma sıkmayayım dediler yani. Ben hariç, bir de çünkü annemin karnından aday olarak doğmadım. Gerçekleri söylemek zorundayım. Çocuğumun yüzüne gururla bakabilmek zorundayım. Ve bu Atatürk'e küfreden insanların bu partiden bir cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine şiddetle karşı çıkmak durumundayım. Çünkü aksi takdirde TÜZİK'in 2, 3 ve 4. maddelerini ihlal ederim. Bu ihlali yapmamak adına itiraz ettim. Benle kulakları çınlasın Karabük İl Başkanı Bayram Karadağ, iki arkadaş, biz iki kişi biz bu konuda itirazlarımızı dile getirdik. Daha sonra basına servis edilmek üzere Genel Başkan Ekmelettin İhsanoğlu ve tüm il başkanlarıyla bir fotoğraf çekilmek istendi. Ben fotoğraf karesinde değildi, ben çekivereyim dedim. Yok, bizim fotoğrafçımız var dediler. Ama ben yok, çekeyim dedim. Ben o karenin içinde bayram arkadaşımla beraber bulunmadım. Bundan da onur duyuyorum. Bu benim için siyasette bana şöyle diyorlar. Yani o çeneni açmasaydın da, bir susu verseydin de, bak şu an kaç dönem milletvekiliydin falan diyorlar. Tabii bu oportunist bir yaklaşım. Ben milletvekili olmak için siyaset yapmadım. Hedefim var, doğru. Ama milletvekili olmak için bu yöne kanalize olan, gözü başka bir şeyi görmeyen, bu ihtirası uğruna aklının önüne geçen bir ihtiras sahibi olmadım. Doğru işler yapmaya çalıştım. Zaten karnem ortada. Burada geçenlerde birisi paylaşmış, en başarılı il başkanı olarak buluyorum diye kendi sayfasında paylaşmış. Teşekkür ettim, doğrudur. Bu konuda asla mütevazı olmayacağım. Çünkü ben yaptıklarım ortada. Evet. Parti binasını kazandırmak öyle kolay iş değil. İçini düzenlemek, tadilat yapmak. Onu soracaktım ben de o şeydeki. Kolay iş değil. Onu bir daha sorarsın, daha açarak söylerim. Evet. Araba almak falan kolay iş değil. Bir de yapamadığım iki projem vardı. Onu anlatırım süreç içerisinde. Dolayısıyla Ekmelettin'le başladı. Ön seçim talebim oldu. Ön seçimde o zaman bir genelge çıkarmıştı Bilhun Tamaligil. Büyük ölçekli yerlerde, 100 bini geçen yerlerde ön seçim olabilir diye. Ben bunu olabiliri olur olarak algılamak istedim. Söke, o zaman 100 bini geçen Söke dedim, Nazilli de Kuşadası hariçti, 90'da kalıyordu. 3 yerde ön seçim yapılacaktı diye ben genelge gönderdim. Daha sonra bu genelgem reddedildi. Arkasından gerilmeler başladı. Süreçte yönetimin düşürülmeye çalışılması, orada bana sahip çıkması gerekenlerin sahip çıkmaması süreci daha da hızlandırdı. En son yönetimden düştüm. Sade sivil bir Cumhuriyet Halk Partili olarak Sayın İl Başkanımın parti binasına sıkça uğramamasını eleştirdim. Onu da mizahi olarak kalem almak zorundaydım. İl Başkanım sanki bir kayıpmış gibi kayıp ilanı verdim. Aranıyor dedim. Bulanların, görenlerin insaniyet namına 0312 407 0020 genel merkez numarası 412 0020 oğlu telefona bildirmeleri önemli, rica olunur diye kayıp ilanı verdim. Bu kayıp ilanı bir iki tanesi de gazetede yayınlanmış. Genelde haber olarak yayınlandı da kayıp ilanı gibi yayınlananlar da var. Sonra bizim suyumuzun ısındığını hissettim. İhraç oldum. Partinin disiplin yönetmeliğine bakarsanız bunları yapabilen, bunları söyleyebilen, tek durmayan tabiri caizse bir siyasetçi ihraç olur. Ben de ihraç oldum. Hak ettim. İtiraz etmedim zaten.
Evet. İhraç olduktan sonra Sayın Süha Bayırlı İl Disiplin Kurulu Başkanımızı da aradım. Kararının doğru olduğunu, bir tepkimin olmayacağını ve itiraz etmeyeceğimi söyledim. Çünkü balık baştan kokar. Bunları yapıyorsanız, bir Ekmelettin faciasını yaşıyorsanız, ön seçim yapmıyorsanız, karpuz seçer gibi seçiyorsanız, bazılarının ki nereli olduğu bakılarak bunları yazıyorsanız, o zaman bu işler olmaz. Ön seçimle ilgili soru soracaksınız. Ben orada size neden ön seçimin olması gerektiğini ve bundan neden kaçınılması gerektiğini geniş geniş izah edeceğiz. Evet, şimdi ben sana bu soruları niye hazırladım? Hem partililerimize hem de Aydın'a, biz Aydın'da yaşıyoruz. Bir hatırlatma, hani hatırlatma aşısı olduk ya, onun gibi Barkan Kalınoğlu'nun biraz daha yakından hatırlamaları için soru hazırladım. Senin de söyleyeceklerin vardır diye düşündüm. Zaten üçüncü sorumun cevabını da bu sorunun içinde verdin. İl binasını yaptım dedin. Geldik. Muharrem İnce gelmişti senin şey olduğun zaman, seçime hazırlandığın zamanlarda falan. Yapamadığım iki şey kalmıştı orada. Siyasi ömrüm yetseydi, birincisi Cumhuriyet dershaneleri kurmak istiyordum, tek dershane. Partimizin içinde çok sayıda emekli öğretmen var. Ve bana göre emekli olmayan tek meslek öğretmenlik. Yani öğretmen devlet memurları kanununa göre emekli olsa bile hayatı boyunca öğretmeye devam ettiği için emekli olmuyor. Bence olmuyor. Gazeteciler de yasalardan emekli olurlar ama meslekten emekli olamaz. Öğretmenler, daha annemden bildiğim için söylüyorum ben. Hep öğretmeye devam ederler. Okuma yazmayı sökmemiş bir çocuk görsünler mesela, onlara hemen orada bir iki bir şey öğretirler. Öğretmenler emekli olmayacağını düşündüğüm için bunlara kreş içerisinde bir yer bulalım dedim. Hatta kreşi Mimar Sinan'da bulmuştum. 3 katlı bir bina. Kirası 2200 liraydı. Maliyetli bir işti o zaman. Nasıl finanse ederiz dedik. Bunu da oraya gelecek olan öğrencilerin velilerinden cüzi ücretler almak suretiyle bunu finanse edebiliriz. Kar amacı gütmediği için. Bunu, evet. Bir de Cumhuriyet Kreşi vardı. Bunu da aynı yöntemlerle finanse edebiliriz diye düşünmüştüm. Bunları gerçekleştiremedim. Bir de Baltaköy'de bir araziyi kiralayıp orada bir sosyal tesis açmayı düşünüyordum. İçinde evcil hayvanları olan, çocukların, partilerimizin çocuklarının tarım yapabileceği, hobi bahçesi olarak kullanabileceği, bir domatesi, bir biberin nasıl yetiştiğini bilen, köy enstitülerindeki gibi yani. Bir, böyle bir tavır içerisinde sergilemiştim ama olmadı. Artık bundan sonra, benden sonra gelen arkadaşlar umarım yaparlar. Yapacaklarına olan inancım her geçen gün biraz yitirilse de yine de yapabilmeleri gerektiğini ve yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü il başkanlığı ya da bir ilçe başkanlığı çelenk koymak ve kurdele kesmek de olmaz. Proje üretmeniz lazım. Bakın o dönemde biz proje üretmiştik. Dondurmam Kaymak filmini, evet, köşkün birkaç köyünde sergilemiştik. Onlara patlamış mısırlar, meşrubatlar dağıtarak orada köyü birleştirdik, bütünleştirdik orada. Küs olanlar yan yana geldiler. Bu bir sosyal projeydi. Bu projenin başı Sayın Semra Konaklı'ydı. O konuda biz ona bir talimat vermiştik. O da çok güzel çalıştı. Evet. Parti binasını akvaryum gibi bir bilgisayarla aldım. 7 tane laptopla teslim ettim. 60 bin liradan nakit parayla teslim ettim ki ben devraldığım zaman uçan kuşa borcu vardı. Çiçekçi çiçek yapmaz, sucu su getirmez, tüpçü tüpü getirmez. Öyle bir yapıdaydı. Biz bunu kurumsal hale getirdik. Kurumsal hale getirirken genel merkez ilişkilerimiz de iyiydi. Parayı doğru kullandık. Yani 2,5 milyon lira, 2500 lira kokoreç parası diye bir gider faturamız yoktu bizim mesela. Ya da partiye alınmış bir ayakkabı parlatıcı süngerini gidere yazmadık. Herkes taşın altına koydu burada. 2,5, o zaman 2500 liralık kokoreç parası
O gün Aydın mezbahasında kesilen tüm kuzuların bağırsağı kadar bir şey yani. Allah Allah. Parayı doğru kullandık. Kim yemiş bu kadar kokoreç? Doğru için? Kullandık. Geçmiş artık. O oraları hepsini biz temizleyip geldik. 60 bin lira para. Hem bina yapıyorsunuz, bir de araba aldık. Evet. Araba alıyorsunuz. Arabayı da içine VIP döşüyorsunuz. Çünkü yöneticiler oraya buraya giderken çok zorlanıyorlar ve birçoğunun fizyolojik rahatsızlıkları var. İndi bindiden kaynaklanan. Arabayı da düzgün yaptık. Yani partiye yakışır bir araba haline getirdik. Ben mutluyum. Bu konuda tüh niye yaptım demiyorum. Keşke daha çok yapabilseydim diyorum. Bana benim çenem ya da itaat etmeyip itiraz edebilen bir kişiliğimin olması bende mutlu ediyor. Ben bundan asla rahatsız değilim. Mesela şöyle bir şey demem. Vah vah ya. İl başkan yardımcım milletvekili oldu, ben olamadım. Vah vah ya. Karşımda il başkanlığı seçimini kaybetmiş zat-ı muhterem milletvekili oldu. Bu benim zoruma gitmiyor. Yani umurumda da değil. Evet. Ama hak yendi mi yenir. Yenecek mi? Yenecek. Onu birazdan konuyu bildiğim için, evet, sorularınızı, evet, bilmiyorum. Konuyu bildiğim için anlatacağım. Şimdi yine bir takım şeylere giriş yaptın. Benim liderlik anlamında, yöneticilik anlamındaki değerlerim, ölçülerim şudur. Eğer bir kurumun, bir CHP'nin, bir partinin, bir derneğin, bir sendikanın başkanlığını üstlenmişseniz çok güçlü bir karakter yapınız olması lazım. Zamanı geldiğinde elinizi değil, başınızı taşın altına sokmanız. Susulduğu yerde eylemin başladığı yeri bilmek lazım. Kıvıttırmamak lazım. Bunu böyle söyleyeyim. Şimdi ben CHP içerisinde, ben de çok eski CHP'liyim biliyorsun. Sohbetlerimizde de hep bunu tartışırız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bana göre ilerleyememesinin nedenlerinden bir tanesi liderlik yeteneklerine sahip, hani Atatürk yola çıkarken arkamdan kim geliyordu, kim gelmiyordu diye bakmadı ki. Şimdi burada senin anlattıklarından benim söylediklerim örtüşüyor. Bir, Bayram İnci'nin niye buraya gelip ön seçim hakkında konuşamamasını gazetecilik bilimle, partili yanımla, duygusallığımla uygun bulmuyorum. Gelip konuşmalı diyorum bence. Bence. Ve Hikmet Saatçi istediği kadar Özlem Hanım'a yakın olsun. Buraya gelmeli, evet, ön seçim böyle böyle demeli. Bir Rauf Değirmenci gelip demeli. Bir Altan Güney gelip demeli. Bir Özgen Karaca gelip demeli. Neden Barkan Kalınomuz daha ağzımdan lafı bitirmeden gelirim abi der de onlar demezler. O zaman komuta kademesi zayıf. Şimdi onunla ilgili ben sana şunu soruyorum Barkancığım. İl başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanının karakteristik yapısı nasıl olmalı? Şimdi tek partili dönemde valiler Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanıydı. Evet. Valiler. Bundan şu yola geçmek istiyorum. Vali kadar güçlü olabilmen gerekir. Bürokraside, siyasette, uygulamada, teoride bilgili ve birikimli olman lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanlığı koltuğu Tapu Kadastro Müdürlüğü'nün koltuğuna benzemez. Hayvanat bahçesinde müdürlük yapmış adamın TÜBİTAK'ın koltuğuna oturabilir ama bu koltuğa herkes oturmamalı. Oturmamalı, evet. Oturmamalı. Vasfınız olacak. Liderlik yeteneğiniz olacak. Ağzınız laf yapacak. Doğruya doğru, yanlışa da yanlış diyebileceğiniz pozisyonunuz olacak. Cumhuriyet Halk Partisi il başkanı, en önemli özelliğini söyleyeyim size ben, sorgulayıcı olacak. Evet. Biz çocuklarımızı nasıl yetiştiriyoruz? Sorgulayıcı birer birey olsunlar diye. Evet. Çocuğumuzu öyle yetiştiriyorken il başkanının sorgulayıcı olmaması, doğruyu yanlışı izah etmemesi ve bir fikrinin olmaması sıkıntı verir. İl başkanı
partiyi yönetir. Partinin Aydın'daki birinci komutanıdır. Komutandır. Evet. Atatürk'ün koltuğudur orası çünkü. Başka birinin koltuğu değildir. Atatürk gibi olmamız mümkün değil ama Atatürk'ün meziyetlerinin bir kısmını alıp o koltuğun içinde durmak lazım. Öyle olmalı. Cesur olmalısınız. Gelecekte siyaset kaygısı olmamalı. Evet. İnceldiği yerden kopabilir diyebilmeli. Ama bu anlamda da iyi bir koordinatör olmalı. Yani eften püften şeylere itiraz eden değil, eften püften şeylerden dolayı sorun çıkaran değil, ama bir ön seçim meselesinden dolayı, ki eften püften değildir, sorun çıkarabilen bir başkan olması lazım. Bunları yaşatamadığımız zaman, bunları içimizde bulunduramadığımız zaman, il başkanlarına o özgürlüğü tanımlayamadıktan sonra, il başkanı senatör gibi temsili bir kurum olur. Hiçbir bağlayıcılığı olmaz. Tavsiye niteliğinde kararlar verir. Evet. Kararı başkası verir ama tavsiye niteliğinde kararlar verir. İl başkanı icracı olmalı. İcracı olabilmeli il başkanı. Yani benim için çok mu zordu yani Ekmelettin'e itiraz etmemek? O toplantıdan kaytarıverirdim. Benim suya de, sabuna dokunmamış olurdu. Dokunmazdım. Evet. Sıram geçtikten sonra oturuverirdim. Takdir sizin derdim. Çok mu zor bunu demek? İki çift laf ya. Ama ben demek zorundaydım. Çünkü örgüt bana soruyor. Diyor ki arkadaş kim bu? Nereden buldunuz bunu? Armudun sapı, üzümün çöpü şuradan gel. Nereden buldunuz? Anlat bana diyor. Bizim örgütümüzdeki insanlar saftirik değil ki. Hepsi. Ya bizim örgüt de öyle bir örgüt. Sen biliyorsun yani bizde evet. Onbaşı çavuş yoktur. Yok. Herkes komutan yani en ufak evet. Rütbesi. Yarbaydan başlar. Soruyor adam yani. Partinin çaycısı soruyor ya. Nereden buldunuz bunu başkanım diyor. Ben bulmuşum gibi. Kaldı ki rahmetli Uğur Mumcu Ekmelettin İhsanoğlu hakkında ya, çok tabii, yıllar önce yazı yazmıştı yazdı yani. Tabii. Biliyoruz. Biz, orada itiraz etmemek belki benim ki bir şey daha var. Muharrem İnce o zaman genel başkan adaydı. 417 evet. Oldu. Ben genel başkana imza vermedim. Muharrem İnce'ye verdim. Zaten o imzayı verenlerin tamamı tasfiye oldu. Evet. Zaten. Bir tane kalmadı. Belki Yaşar Tüzün varsa vardır. Hepsi tasfiye oldu. Bunlarla beraber şimdi bir kongrede bir tanımlama yapmıştım. Hatırlar mısın? Bir konuşma olmuştu. İyi de alkış almıştı o. Aydın siyasetini ben okeye benzetmiştim. Bir onu söylediler. Okeye benzetmiştim. Oturuyorlar dört kişi, okey oynuyorlar. İl başkanı yanında oturuyor. Beleş ya. Çay içiyor. Hiçbir şey karışmıyor yalnız. Mevlüt'ten yararlanıyor. Ya oradan birisi ikiyle dördün arasından sarı üçlü yatıyor. Ya yanlış attın da diyemiyor. Hani birisi arada tuvalete gidiverse, o ara yerini bakıverse, yerini de baktırtmıyorlar. Oturuyor orada. Orada oturuyor. Yancılık yapıyor. Yancılık yapıyor. Dört kişi oynuyor. O bakıyor. Belki o dört kişiden de daha iyi oynayacak yetenekleri var belki adamın. Biliyor da bu evet. İşi. Ama oturuyor. Oturtuluyor. Oturtuluyor. Ben oynayacağım de bakalım bir ne oluyor. Ben oynayacağım dedim de öyle oldu bu işler. Sen bilmiyorsun kalk ben oynayacağım. Kalk bilmiyorsun kalk git dedim ben oynayayım yani. Ben oynayayım. Yani sonuçta böyle bir yapı var. Arkadaşlarımız fikirlerini beyan etmekten korkmasınlar. Ben size çok açık söyleyeyim. Bugün Özlem Çerçioğlu ön seçim olsa kazanır. Fatih de kazanır, Ömer de kazanır. Görüyoruz bunu zaten. Kazanırlar. Niye? Kurşun askerler olduğu için mi? Hayır kazanırlar. Yani ben onu bir o kısmını bilmem. Kazanırlar. Ön seçim korkulacak bir şey değil. Ön seçim bana göre milletvekilleri açısından biraz riskli. Evet. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani bir Süleyman Bülbül zannedersem bu konuda bir sıkıntılı açıklama yaptı ön seçimle ilgili. Evet. Bir sesleniş değil de bir fısıltı. Yani sesleniş öyle olmaz. Fısıltı. Ama fısıltı bile olması iyi. Bu öyle bir değerlendirme yapıldı. Diğer milletvekillerimizin de umarım partinin selameti açısından olması gerekir. Neden?
Ben az önce tüzüğü okudum abi. Sol bir parti diyor. Demokratik sol partilerde ön seçim olur. Ne diyor? Çok güzel bir cümle var burada. Hemen sana aktarayım. Özgürlük, eşitlik ve dayanışma ilkelerini benimseyen çağdaş demokratik sol bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi hukukun üstünlüğünü, insan hak ve özgürlüklerini, laikliği, burada altını çiziyorum, çoğulcu ve katılımcı demokrasiyi savunan bir parti. Siz ülkedeki çoğulcu ve katılımcı demokrasiyi inşa etmek için önce içinizde bu işi yapacaksınız. Tabii, zihinsel olarak bunu hazırlayacaksınız. Bunu hazırlayacaksınız. Siz eğer böyle yapmazsanız tek adam ya da liyakat diye AKP'ye saldıramazsınız. O da döner size liyakatı, o da sorar. Tek adamcılığı o da sorar. Evet. Bu partinin aslında olmazsa olmazı ön seçim. Ben şimdi milletvekili adayı oldum. Beni X8'e yazmadılar. Az önceki secereme rağmen. Evet. X8'e yazmadılar. Hatta arkadaşım aradı. Kaçın sırasın dedi. Aydın ikinci bölge, birinci sıradan oldum birader dedim. Yazmadılar. X8'in içinde yokum. Bu kadar tarihçem var. CV'm var. Evet. X8'de yokum. Kime kızdım? Kimlere kızmadım ki? Ön seçim olsaydı, 8'e girmeseydim kime kızabilirdim? Kimseye. Kimseye. Aynaya geçerdim, oğlum sen yanlış yapmışsın. Sen bu konuda eksiksin derdim. Tekrar ediyorum. Ön seçim. Üye bazında ön seçim. Evet. Delege bazında değil. Değil. Tabii. Delegeler belli. Kimin olacağı belli. O nedenle o söylemek istemediğim, zikretmediğim o kötü senaryo, oyunlar o sınırlı sayıdaki delegasyon içinde dönebiliyor. Ama 33 bin nüfusu olan Aydın Cumhuriyet Halk Partisi il örgütünde 33 bin kişi oy kullanacaksa bu dönmez. Ve işin acı tarafı ne biliyor musunuz? Dünkü şey, İYİ Parti ön seçim yapacağım diyor. 100 yıllık parti ön seçim yapmayacağım, ittifak var diyor. Bizdeki ittifak İYİ Parti'de yok mu? Şimdi ben senin araya girmek durumunda kalıyorum. Benim de CHP'de, tüzükte incelediğim olayda ben biraz daha ağır dilliyim. 52 ve 55. maddelerde diyor ki, genel kurullarda, kongrelerde diyor, çarşaf liste geçerli, öndedir, madde. Odur. İkincisi, ön seçim. Bakın, çarşaf liste demokrasinin bir simgesi değil mi? Çarşaf liste olunca kimse kimseye örgütlenemiyor orada. Herkes gönlünden geçeni yazabiliyor, birilerini silerek. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi ön seçimi öngörmüş. Üye bazında ön seçimi. Ama o zaman ihanet oluyor bu yapılmadığı zaman. Cümlenin sonunda ne diyor? Ne diyor? Yazmış güzel güzel ön seçim tarihi sonunda diyor ki ittifaklar halinde uygulanmaz. Dediğin gibi İYİ Parti ittifakın içinde değil mi? Ya tüzüğe öyle yazmış. İYİ Parti'nin tüzüğüne yazmamışlar ki. Buradaki tüzüğe öyle yazmışlar. Şimdi biz zamanında karpuz seçer gibi aday belirlemenin sıkıntılarını yaşadık. Örnek Menemen. Nerede adam? Yok. Cezaevinde. Bu adam sahtekarlıktan cezaevine giriyor. Ne sonucu ne oldu bilmiyorum. Daha önce de buna istifa et baskısı olmasına rağmen etmiyor. Ve işin kötü tarafı, bizim yine karpuz gibi seçtiğimiz meclis üyeleri ittifakla beraber 19 oy alacakken onu da alamıyor. Anladım. Oylar eşit çıkıyor. Kura'ya kalıyor. Kura'yı da onlar kazanıyor. Ha, bu meclis üyeleri kendi aralarında belediye başkanı seçiyorlar ya hani bizim. Evet. Bizde 19 oy var ya. Evet. Bizim adayımız da Menemen'de oturmuyor. İzmir'de oturuyor. Menemen'le alakası yok. Siz bir daha baştan alalım. Karpuz seçer gibi belediye başkanı seçerseniz. Karpuz seçer gibi meclis üyesi seçerseniz.
karpuz seçer gibi onun yerine gelecek olan belediye başkanı adayını seçerseniz al işte menemen. Urla. Evet. Urla. FETÖ'cü. FETÖ'cü çıktı. Emin olun bunu herkes biliyordu yargılamadan önce FETÖ'cü olduğunu. Evet. Menemen'i de biliyordu herkes böyle bir adam olduğunu. Ama ne oldu? Aday gösterildi. Sana yemin ediyorum bu ikisi ön seçime girseydi toplam 10 tane oy alamazlardı. 10 tane oy alamazlardı. Örgüt kabul etmiyordu ya. Sen bunu getirdin geldin. Nasıl olsa seçilir oradan dedin. Bir de anket yapmışsın çok güzel. Urla ile Menemen aday kim olursa olsun %38 çıkıyor dedin. Buldun geldin oraya. Olmuyor işte o. Kendi kaleni kendin yıkıyorsun o zaman. Tabii. O Tahir vardı değil mi? Tahir evet, Şahin mi? Evet. Onu niye koymadın? Yok, ama şimdi Barkan bu genel merkezden kaynaklanmıyor mu? Mesela şimdi sen beni aldın başka tarafa götürdün. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde olmaması gerekenler var. Yukarıda. Yönetimde. Genel merkezden kaynaklanmıyor bu. Hayır. Bir gazeteciyi getirdi. Sayın Kılıçdaroğlu oraya koydu. Adam CHP düşmanı. Ben sana söyleyeyim ki ben bu partinin anatomisini biliyorum. Yüksel Taşkın. Evet. Kim o Yüksel Taşkın biliyor musun? Taraf gazetesi yazarı. Evet. Neydi bu adamın istemememizdeki sebep? Ergenekon ve Balyoz davalarını AKP'nin borazancılığını yaptı. Evet. Sen getirdin onu. Yaptı. Mehmet Bekeroğlu tartışmıyorum zaten. O zaten Çakma Gandhi dedi Sayın Genel Başkan'a. O nereden geldi? Çakma Gandhi diyebilir. Ben de Adolf Hitler dedim. Bir şey olmuyor. O önemli değil. O bir nitelendirme. Onu ben eleştiri sınırlarında kabul ediyorum. O Gandhi demez. Ondan önce Atatürk'e kefere dedi bu. Evet. Sezgin Tanrıkulu. Ona gelene kadar Sezgin Tanrıkulu ile ilgili benim çok fazla söyleyeceğim bir şey yok. Kendi yöresiyle ilgili bazı değerlendirmeler yapmak zorunda kalabilir. Mecbur da hissedebilir kendini. O bir yere kadar bak. Ama CHP'ye zarar veriyor. Söylememesi daha iyi. Evet. HDP'de kaç tane bileşen var abi? 23 tane var. Evet. Her biri birbirinden ayrı düşüyor. Biri kalkıp da başka bir şey söylüyor mu? Söylemiyor. Söylemiyor. Açıklama yapması lüzumsuz. Sen orada Bağımsız Kürt Federasyonu'nun bayrağını alıp Twitter'ında paylaşırsa problem bu. Orada öyle bir yapı var. Kimse onu inkar etmiyor zaten. Devletin televizyonları bangır bangır Kürtçe yayın yapıyor. Bunda evet. Problemimiz yok bizim. Ama siyasetçi bir de ben hani dedim ya cesur olmalı. Evet. Bazı şeyler vardır ki seni değil herkesi zora sokuyorsa bunu söylemekten kaçınırsın ya. Ekmelettin olayı. Söyledim kendime zarar. Çıksan bas bas bağırsan herkese zarar. Burada çoğulcu ve katılımcı demokrasi diye tanımladığımız demokratik sol kavramının olmazsa olmazı ön seçimdir. Evet. Gider üye canının istediğine verir. Bir gün ben partinin çaycısına bir soru sordum. Vakitte boşalmıştı birazcık gırgır yapalım diye. Söyle bakayım Ünsal dedim. Ünsal Tıraş. Meclis üyesi mi olmak istersin delege mi dedim. Delege olmak isterim ben dedi. Niye dedim? Meclis üyesi ol. Ne yapayım ben arada bir işe yaramıyor orası dedi. Delege olmak isterim dedi. Delege olduğu zaman önemseniyor. Evet. Çağırılıyor, yemekler yeniyor. Ünsalcım peşinde. O hürmeti görmek istiyor. Yap işte aynı hürmeti üyeye. Ver. Bence ön seçim, üye tabanlı ön seçim yapılmaması üyeyi ciddiye almamak anlamı taşıyor. Ben ondan alınırım yani. Ben üye, tamam CHP'den çıkardılar ama. Genel Başkanı'nın şöyle bir tanımlaması vardı. Sağlıksız bir üye profilimiz vardı. Evet. Doğru söylüyor. Ama bu sağlıksız üye profili kurultay delegesi seçiyor. O sağlıksız üyenin seçtiği kurultaylarla da sen genel başkan oluyorsun. O zaman o da sağlıksız olur o zaman. Olmaz.
Yani siyasetçinin söyleyeceği laf diş macunu gibidir. Tüpü sıktın çıktı, bir daha geriye tepemezsin parmağınla da. Tıpa ne yaparsan yap olmaz. Git çıkmaz. Yani o nedenle ön seçim burada yapılması lazım. Örgütün kantarı diye bir tabir var. Evet. Ben bunu en çok Bülent Tezcan'dan duymuştum. Çok güzel bir tanımlama. Örgütün kantarına çıkmak. Ama burada, o da kaçıyor, çıkmıyor kantara. Bilmem onu, sorarsınız bir gün. Evet. Ne düşün? Davet ediyor ama gelmiyor. Ben Bülent Tezcan'ın ön seçimden kaçacağını zannetmiyorum. Zannetmiyorum. İnterlandı var. Altyapısı var. Sözcüyken de başarılı tavır ve davranışlar oldu. Ve genel başkan yardımcılığının örgütlenmeden sorumlu olan kısmının en sancılı döneminde geldi ve profesyonelce orayı götürdü gitti. Ben onun hezimete uğrayacağını zannetmiyorum. Yani iyi boy alabileceğini düşünüyorum. Ama 8'deki, ilk 8'deki arkadaşların nasıl, nereye yerleşebilecekler çok da emin değilim. Siyasetten de uzağım. Mesela Fulya ön seçimden kaçmaz. Fulya üstünde. Fulya dedin de kafamda seni dinlerken de geçmişte bir gezintiye çıktım. Bu listeleri kim yapıyor? Şimdi bak, liste yapıldı. Birinci sırada Bülent Tezcan. İkinci sırada Hüseyin Yıldız. Üçüncü sırada Süleyman Bülbül. Dördüncü sırada bir ödemişti bir arkadaş vardı. İşte Fulya, Kemal Güneri falan vardı. Evet. Bu, ama öbür taraftan da Bülent Tezcan'la Özlem Hanım'ın arasının açık olduğu konuşuluyor, tartışılıyor. Bu düşünceler, ağızdan çıkanlar. Peki bu liste nasıl yapılıyor? Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki, belediye başkanları partiye karışmasınlar diyor. Kılıçdaroğlu Aydın'a gelecek, Büyükşehir Belediyesi'nin anons aracıyla Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu yarın Aydın'da olacaklardır anonsu yapılıyor. Altına Özlem Çerçioğlu imzası konuyor. Ben de diyorum ki Ali Çankır niye yapmıyor bunu? Şimdi burada da kabul etsen de etmesen de bana göre Özlem Hanım partiye de müdahale ediyor. Ha, bu konuda bir şey söyleyip söylemem. Özlem Hanım bu milletvekili listesine müdahil olmadı. Bir kişi hariç. İyi biliyorum. Mustafa Arıkan, 4. sıra. Ben sana bu sorunun cevabını bir soruyla vereyim. Bu listeye Özlem Hanım'ın müdahil olmadığını anlarsın. Kim yok bu listede? Buradan başlayalım. Az önce Secere Barkan kanlımız evet. Yok. Bayram İnci? Yok. Profesör Doktor Metin Lütfü Baydar? Yok. Yok. Fatih Atay? Yok. Yok. Sence kim yapıyor abi bunu? Nasıl gidiyor peki? Genel merkez yapıyor. Şimdi genel merkezde bu sıralama yapılırken neye göre değerlendirme yaptıklarını bilmem. Nasıl bilmem? Bilmek de istemem. Neden? Gerçekle çünkü, yüz yüze gelmek istemiyor musun? Gerçekle yüz yüze gelmek istemiyorum. Ha. Üzer beni bu durum. Üzer. Peki yıllarını bak, verdiğin bak, partinin, Özlem Hanım'a soruyorlar mı? Yıllarını falan verdiğin partinin genel merkezdeki kantarının böyle çalışıyor olmasını bilmek bile istemem. Tamam, balık baştan kokar işte. Bilmek bile istemem. Çok basit bir şey var bak. Ben genel merkeze söyledim. Bu listeyi Ali Çankır niye yapmıyor diyorsun. Ali Çankır niye yapsın abicim? Mesela ben il başkanıyım, bana liste yap dediler, verdiler. Abicim, adamı üçüncü sıraya yazacaksın, anama sövecek. Abi ön seçim koyarsan gelir. Bak bir dakika. Ali Çankır niye listeyi yapmadı da genel merkez yapıyor dedin ya. Niye sövdüreyim kendime? Listeye sokmadıklarını sövecek. 8. sıradaki sövecek. 7, 6, 5, 4 sövecek. Sıraya girecekler. 3 yerini beğenmeyecek, ben 2 olacaktım diyecek, sövecek. 2 diyecek ki ben 1 olacaktım, 2'ye koydum, sövecek. İşte bunu kaldırmak için ön seçim ben yapmak. Ben dedim ki kendimi niye sövdüreyim? Siz de sövdürmeyin kendinize. Size sövdürmeyin kendinize. Bırakın. Kim çıkarsa çıksın. Kim çıkarsa çıksın. Ya ben seçime blok listeyle girdim de
Ne oldu? Yarısı delindi gitti. Keşke çarşaf olsaydı. Tabii. Çarşaf olsaydı daha iyi olur. O daha kadar vakit kaybedilmezdi yani. Ben örgüt tarafından seçiliyorum. Benim örgüt tarafından seçilmiş olmamdan dolayı bir güvencem var. Özgüven oradan gelecek bir de yani. Ben seçildim arkadaş. Atanmadım. Evet. Keşke öyle olsaydı. Ama öyle olmuyor. Ben hala şurasındayım bakın. Ön seçim olmazsa ne olurum sonuçlarını hiç tartışmıyoruz. Ne olur biliyor musun abiciğim? 2-2-2 HDP 1 bir tane de boştu. 3 yapan yok diyorsun yani. Kim alırsa, fazla alırsa. 2-2-2 HDP 1. Şimdi HDP'nin 68 bin oyu var son seçimde. MHP'nin 57 bin oyu var. MHP'ye geçmiş HDP burada. Ben istatistik olarak da iyi çalışırım. %19.3 Germencik'te oyu var. Evet. HDP'nin. Dolayısıyla bu neye yarar biliyor musunuz? AKP'nin toplumda ve insanlar üzerinde yarattığı erozyonu bir anda silip atmaya yarar. Ve ben çok iyi biliyorum ki çevremde çok insanla karşılaşıyorum ki ön seçim yoksa oy moy yok. Evet. Bundan daha kötüsü olamaz diyorlar zaten. Böyle bir yapı var. Bakın biz böyle yaparsak hala biz diyorum kalbimden benim oyum Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Vermek zorundayım. Bu bir ulusal sorun bu çünkü. Burada bunu yapmazsanız bir seçmen kitlesi var şöyle düşünüyor. Emin olun bu doğru bakın dediğim. Siyasette bazen dışarıda olduğunuz zaman daha iyi tahlil yapıyorsunuz. Ben diyor bu ekonomiyi mahveden Tayyip'ten kurtulmalıyım. Ön seçim yapmayan Kemal Kılıçdaroğlu'nda kurtulmalıyım. Ama ittifak içinde de kalmalıyım. O zaman İyi Parti'ye oy vereyim diyor. Evet. İyi Parti'nin suni yükselişi bundan. Bir kesim böyle söylüyor. Arkancığım vaktimiz daralıyor. Bir çok kısa bir şeyimiz kaldı. Ben sana bir anımla söyleyeyim. Alev Coşkun, Bülent Ecevit'in dönemi. İzmir'de yeni asırdaydım. Partililerle falan Bakırçay Havzası'nı geziyoruz. Süleyman Gençler'in falan olduğu dönem. Aynen Alev abi şöyle söyledi. Siz kendi derdinize yanın. Sayın Genel Başkanım beni kontenjandan getirdi. İzmir'e koydu. Birinci sıradayım dedi. Ben o günden sonra bir de delegasyon, delege ağalı ile ilgili yaşadıklarımdan sonra Türkiye'de siyasetin birileri tarafından yönlendirildiğini, kişilerin zaafları kullanılarak, beklentileri kullanılarak geliyor. Katılan olur, katılmayan olur. Ben Aydın'da yaşıyorum. Cumhuriyet Halk Partiliyim. Aydın'da bir şeylerin olmasını istiyorum. Onca il başkanımız vardı. Çoğuna teklif ettim. Çeşitli kendilerince haklı olan nedenler yüzünden katılamayacaklarını bildirdiler. Ama sen daha lafımı bile tamamlamadan memnuniyetle katılırım dedin. Ben de bundan yani hayranlık duydum, saygı duydum sana. Geldik burada konuştuk. Aslında inanıyorum ve biliyorum ki biz birkaç sefer program yapsak hep zamanı sınırlığı zorlayacağız. Çünkü sen de dolusun, ben de doluyum. Sen de ihraç edildin, ben de ihraç edildim. Buradan sesleniyorum. Aydın'da Cumhuriyet Halk Partisi siyasetine ışık tutan herkese sesleniyorum. Ön seçim istemek ayıp bir şey değil. Ön seçim istemek kötü bir şey değil. Ön seçim istemek bir hak. Burada başta milletvekillerimiz olmak üzere partinin bütün ileri gelenlerinin bir çağrıda bulunması lazım. Ön seçim yapın burada. Ön seçim yapmazsa partiyi genel başkanın son dönemlerdeki doğru tavırlarından dolayı kazanacağı ivmeyi kaybeder. Aha. Bir de dipnot söyleyeyim size. Altılı masa bizim koalisyon arkadaşlarımızdır. Yol arkadaşlarımız değildir. Evet. Ayrı şeylerdir bunlar. Dostlarımız değildir. Siyasette ortak paydada buluştuğumuz kişilerdir.
koalisyonumuzdur. Yani diyorsun ki tekrar koalisyonlara döneceğiz, öyle mi? Bir şey olmaz. Koalisyonlara dönülmesinin, yani bugün birçok Avrupa ülkesinde koalisyonlarla yönetiliyor. Evet. Yani oturup asgari müştereklerde kaldığın müddetçe doğru yönetilebilir. Bu ayrımı da iyi yapmak lazım. Nitekim bize daha sonra zarar verir bu işler. Öyle hissetsinler. İYİ Parti bizim siyasi kulvardaki, yanı başımızdaki kişi, dostlarımız değil, arkadaşlarımız. Evet. Dost ayrı, arkadaş ayrı. O nedenle herkesin burada bu ön seçim çağrısına kulak vermesi lazım. Yüksek sesle bunu dile getirmesi lazım. Parti edebi ve terbiyesi içerisinde, parti disiplinine saygılı bir biçimde olabildiğince gür sesle bunu haykırmak gerekiyor. O zaman başarı kaçınılmaz. Başkancığım, süremiz doldu. Sağ olun, beni çağırdığınız için onur duydum. Sizlerle görüşmekten, konuşmaktan. Hem biraz kulaklarımızın pası silindi, hem dilimizin pası biraz çözüldü. Benim de herhalde kalbimde, yüreğimde birazcık yağ varmış. Onu halletmeye çalıştım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Değerli izleyicilerim, bir başka kovanda, bir başka konuğumla buluşmak üzere. Hoşça kalın, esen kalın, Mustafa Kemal Atatürk'le kalın.